Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere makyaj yapacağım. YouTube'da ve Instagram'a attığım zaman makyajımı soranlar oldu. Gezmeye giderken işte dışarı çıkarken hani nasıl makyaj yapıyorsunuz diye. Onu yapmamı istediler. Bana da vesile olmuş oldu. Uzun zamandır çünkü makyaj videosu çekmiyordum. Onu şimdi yapacağım sizlere. Umarım keyifle izlersiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk olarak benim yapmış olduğum, her zaman söylüyorum ben, göz üstü eşitlemesi, yani göz üst kapağının rengini eşitliyorum ben. Onu da ben beyazla yapıyorum. İsterseniz siz kapatıcıyla da yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi beyazla şu şekilde hemen hızlı hızlı yapacağım. Çünkü ben bunu normalde, bu makyajımı 5 dakikada falan yapıyorum. Hani elim artık alışmış. Şimdi tabii size burada anlatıp hani yapacağım. O yüzden biraz hani uzun olacak. Ben o yüzden hani sürdüğüm renkleri şöyle göstereceğim size. Ve açıklama kısmında ayrıntılı olarak hangi renkleri kullandığımı söyleyeceğim. Yazacağım yani oralara da. Şöyle gördüğünüz gibi göz üstünü şu beyazla sabitledim. Farın daha iyi oturabilmesini sağlayabilmek için. Daha sonra şöyle teknik marka. Şurada görmüş olduğunuz açık renkleri, şu şeftali tonlarını, şu şöyle gördüğünüz gibi şu tonlarla şu göz kapağımın tam şu kesimine oradan biraz mat ve parlak tonlarla renklilik vereceğim. Hani biraz şu kısmıma gölgelendirme gibi. Hem hafif bir makyaj olmuş oluyor şeftali tonlarıyla, hem de hani gezmeye gidecek güzel bir makyaj oluyor. Kahve tonlarıyla biraz karıştırıyorum onu. Parlak tonla ilk önce biraz ışıltı veriyorum. Daha sonra matla biraz sabitliyorum rengi. Rengin yeterli olduğunu düşündüğünüz zaman başka renge geçebilirsiniz. Hani koyu tonlarda falan. Çünkü ben o şekilde yapıyorum. Şu şekilde rengi oturtuyoruz. Daha sonra şu mat kahveden şöyle çok az şu kısma, şuraya şöyle küçük küçük darbeler şeklinde, hani biraz buğulu bir makyaj olsun diye sadece köşeye ama. Normalde dediğim gibi hani ben bu makyaja elim artık alışmış, daha hızlı şekilde yapıyorum ama size abartılı gelecek. Önceden ben makyaj yaptığım zaman bayram makyajı yapıyordum. 2 saat sürüyordu. Abartmıyorum size, daha yeni makyaj yapmaya başladığım zamanlar işte 17-18 yaşlarımda. Allah'ım şaka gibi. 2 saat farın orası olmadı. O gölgelendirme olmadı. Kirpiğim havada oldu. Biri aşağıda oldu. Kalebi çekemiyordum. Tam 2 saat makyaj yapıyordum. Şaka gibiydi. Gerçekten şaka gibiydi. Sonra üniversiteye başladığım zaman baktım ki 2 saat makyajlı olacak gibi değil. Yarım saat derse varken hani kalkıyorum. Nasıl yapacağım? Orada elim artık böyle şey yapmaya başladı. Hızlanmaya başladı. Orada hızlandı. Ondan sonra zaten daha pratik şekilde makyaj yapmaya başladım. Ama öncesinde işler acısı. Ergenlik dönemlerinde oralarısını ayarla. Fondöteni, fondöten değil hani pudra vardı o zaman. Pudrayı işte sür. Katman şeklinde böyle kapat iyice, böyle sivilceler hani çıkıyor olur mu? Tabaka şeklinde olacak pudra. Tam 2 saat ya gerçekten. Bunu böyle yaptıktan sonra hafif şöyle içe doğru dağıtıyorum. Sadece kuyruk kısımlarını hani şöyle. Bakın hani eşit gelmezse ona göre arttırabilirsiniz. Ama kahve tonu koyuyorum tam köşeye. Daha sonra ben fondötenimi, ilk önce farımı sürüyorum. Çünkü dökülmeler olduğu için fondötenin daha sonradan tekrar yenilemek gerekiyor. O yüzden istemiyorum. Şimdi ben bunu böyle nokta nokta koyuyorum. Çünkü kapatıcılığı çok fazla. Yani kapatma oranı yüksek olduğu için yüzümde katman şeklinde durmasını istemediğimden şöyle
az az sürüyorum. Hani gece falan olmuş olsa daha fazla sürebilirim ama o gündüz makyajım olduğu için bu genelde hani şu şekilde az sürüyorum. Hani böyle nokta nokta. Süngerle denedim ama süngerle yapamadım. O yüzden ben fırçayla şu şekilde ayarlamayı yapıyorum. Daha iyi sürebiliyorum. Ben fondöteni sürmeden önce, makyajıma başlamadan önce yarım saat öncesi nemlendirici sürerim. Hani yüzümde nemlendirici var. Hani olur da olmadığını düşünenler olursa. Çünkü ben kremi sürüp hemen fondöteni sürdüğüm zaman cildimde yağlanma yapıyor. Yağlanma olduğu zaman da bu sefer sivilce oluyor. O yüzden yarım saat öncesi sürüyorum. Yüzüme iyice hani çeksin diye. Ki fondöten de daha iyi otursun diye. Ve şu kısımlarınızı iyi ayarlayın. Çünkü şerit halinde hani kalıyor orada fondöten. Ben o görüntüyü hiç sevmiyorum. Arada böyle saçlarda fondöten olabiliyor. Bunu da sürdük. Göz altını hemen şu şekilde elimle düzeltiyorum. Çünkü gündüz makyajı olduğu için dediğim gibi altına kapatıcı yapmıyorum. Hani yüzümde çok böyle ağırlık olsun istemiyorum. Şimdi bronzerımı süreceğim. Bronzerım şu Gabrini'nin 31 numarası. Bunu da sürdükten sonra highlighter'ımı şöyle açığı şu göz üstüme şu ortadaki bronzu highlighter olarak süreceğim. Şimdi şu fırçayla ilk önce şu kısmımı aydınlatıyorum. Kaş hatlarını da aynı şekilde. Bunu sürdükten sonra highlighter yapacağız. Bu fırçayı da süremiyorum. Normalde ben bununla sürüyorum ama neyse bununla yapalım. Çünkü fırçaları yanlış kullandığımı söyleyenler var ama ben evde hani kendim yaptığım zaman öteki fırçayla yapıyorum. Şimdi burada bununla yapmış olalım. Bunu da yaptıktan sonra göz altıma onu unuttum tabii ki. Şöyle ben siyah kalem sürüyorum. Gözlerimi belirginleştirmeyi severim. Hani böyle normal zamanlarda ve buğulu olmasını isterim. O yüzden siyahla şu göz altıma kalemi sürmeden önce hafif şuralara göz altına şu şekilde. Şöyle kalemle hani bütünlük sağlasın diye şu şekilde yapıyorum onu. Şimdi kalemde Gabrini'nin normal şöyle kalemi. Ben normal zamanda eyeliner çekemediğim için yıllardır şöyle kuyruk yaparım şu göz kenarına. Tam uç kısma. Şöyle. Hani biraz şöyle gözleri daha böyle çekik göstersin diye. Hani benim gibi eyeliner çekemeyenler varsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kaşlarımı ben boyamıyorum koyu renk olduğu için. Aralarda da boşluk olmadığı için sadece hani tarıyorum. O da İşte farlar falan fondöten hani gitsin diye tarıyorum. Şimdi remelimi süreceğim. Remelim 3D maskara Gabrini'nin o da. Şimdi bana soranlar oluyor kirpikleriniz hani nasıl hacimli bu kadar diye.
Bunu kullanıyorum bu ara. Yani bu çok hoşuma gidiyor. Onu da hemen. Zaten hemen şöyle az bir şey sürseniz de hacim veriyor. Rimeli ne kadar arttırmak isterseniz o kadar arttırabilirsiniz ama yani bana bu kadar yeterli oluyor. Şimdi de ruju sürelim. Rujum da şu mat lipstick Carrion 21 numarası Gablini'nin. Bu gerçekten bunu çok seviyorum. Açmaya çalıştım ama başaramadım zannedersem. Onu da hemen sürelim. Rujumu da sürdükten sonra makyajımı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra makyajımı gezmeye gidebiliyorum ben mesela. Yani belki biraz kimilerine göre fazla gelebilir ama genelde işte böyle hani gezmeye gittiğim zaman bu tarz makyaj yapıyorum. Yani bu tonları kendime yakıştırdığım için genelde zaten bu tonlarda ve hani hafif bir makyaj gözüstü makyajı olduğu için ve her kıyafete de uyacağı için bu tonları tercih ediyorum. Umarım siz de keyifli izlemişsinizdir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Merak edenler için gelmiş olsun. Makyajımı bu şekilde yapıyorum ben. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yakından resim atıyorum oraya. Oradan bakabilirsiniz. Bir dahaki videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.